Partisi birinci bölge milletvekili aday adayı Sayın Kazım Bilgin'in geçmişten günümüze yaşam hikayesinin anlatıldığı sunumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bize göre soluna göre sağ. O benim annem. Benim annem. Elazığ'da doğdu. Doğduğu köyü 1971 yılında Karakaya Barajı'nın istimlak sınırlarında bulunduğundan büyük ailesiyle birlikte 1971 yılından itibaren İstanbul'da yaşamaktadır. 25 yıllık evli bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır. 1994 yılında perakende sektörüne giren İsmail Marketler Birliği kuruluşunda fiilen bulunmuş, dönem dönem yönetim kurulu üyesi olmuş, hali hazırda anı şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. 1998 yılında Ankara'nın en büyük alışveriş merkezi Kontur şirketinin de kuruculuğunda ve yönetiminde bulundu. İstanbul Ticaret Odası çalışmalarının birçok alanında görev aldı. Gerek sivil toplum kuruluşlarında, gerek iş hayatında her dönem siyasi düşünce ve duruşunu Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduğunu açıkça deklare ederek ifade etmiştir. 21 yıllık Cumhuriyet Halk Partili olup 1999 yılında partinin baraj altında kalmasından bugüne kadar Türkiye'nin birçok ilinde aktif olarak parti etkinliklerinde yer aldı. 30 Mart 2014 yerel seçimler sonrasında İstanbul 1. bölgede bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm ilçelerinde fiilen çalışmaktadır. Hakkı ayak seslerini duyuyorum. Sizin
Saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partili dostlarım, parti büyüklerim, hanımefendiler, beyefendiler, basın mensupları ve genç kardeşlerim. Desteklerinizi esirgemediğiniz ve değerli tatil günündeki ailelerinizden çalmış olduğum vakitlerinizi ayırdığınız için sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Değerli arkadaşlarım, neden milletvekili olmak istediğimi açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Duyarlı bir vatandaş olarak yalan ve tavan düzenine karşı koyan, hakça paylaşan, gerçekten sosyal hukuk devletini getirecek olan partimin bir neferi olmaktan gurur duyuyorum. ...47 yıllık yaşantımın 21 yılı Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak geçti. Bu sürenin son 12 yılı maalesef AKP döneminde üzülerek de olsa yaşamış bulunmaktaydı. Neden bunu üzülerek diye ifade ettim? Hepimizin bildiği gerçekleri kısaca hatırlatmak istiyorum. Sadece hırsız olsa... AKP'nin yalan ve talan iktidarı döneminde onlar bizi IMF'e borcumuz kalmadı diye uyutturmaya çalışsa da Türkiye'nin devlet olarak dış borcu tüm Cumhuriyet tarihinde yapılan bütün borçlanmanın tam 3 katını bulmuştur. Halkımız üreten değil, tüketen hatta el açan bir duruma getirilmeye çalışmıştır. Vatandaş olarak borçlarımız 12 yıl öncesine göre 53 kat artmıştır. Mahkeme ve icra daireleri ödenmeyen kredi dosyalarına dolup taşmakta, mahkemeler yetersiz kalmaktadır. Bu durum yalan ve talan düzeninin açıkça ispatıdır. Tiranın eli hem devletin hem milletin cebinde. Bu el kesilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu el kesilecektir. Şahsen ben de partinin verdiği her görevi severek yerine getireceğim. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren devlet olarak yaptığımız tüm sanayi ve kurum kuruluşlar özelleştirme adı altında AKP tarafından bir peşkeş çekildi. Her şey satıldı. Satmadık, hiçbir şey bırakmazlar. Hatta doğacak çocuklarımız bile borçlu. Çalıyorlar ama çalışmıyorlar. Çalıyorlar ama çalışıyorlar. Safsatası artık bitmelidir. Hep birlikte bu safsatayı bitireceğiz. Gemicikler yüzdürülmüş. Bakın çocukları 3 günde milyarder iş adamları olmuş. Paralarını sayacak makinalara gerekmiş. Bakanlar bir hayırseverin önünde hava olmayı başarmışlarmış. Hayırseverin adını ben söyleyemeyeceğim. Hırsızlara. Bunlar hayırsever değil. Bunlar havuzsever. Bunlar aslında havuzcular. Biz havuz problemleriyle büyümüştük. Bunlar havuz avutup kasaları boşalttılar. Eskiden musluktan doluyordu, şimdi bakanlardan doluyor. Problemler öyle. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında havuzun suyu kesilecek. Hem devletin hem milletin kasası dolacak. Bunu biz yapacağız. Bu yalan ve falan döneminde hukuk, hukuk oldu. Devlet Muz Cumhuriyeti'ne döndü. Hayırseverlerin oyuncağı oldu. Dönemin başbakanı, hayali davanın savcısı oldu. Devran döndü, hocasıyla aralarına kara kedi girdi. Hukuku hatırladılar. Her başı sıkıştıklarında yasa yaptılar.
yasa ve hakim değiştirdiler. Hukuka inanç yargıya güven kalmadı. Adalet duygusu kayboldu. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde iktidarımıza oldu bittiyle kapatılan yolsuzluk dosyaları yeniden açılacak. Bunların mahkeme önünde hesap vermesi sağlanacak. Tren üstünlüğü değil, hukukun üstünlüğü esas olacak. AKP döneminde Cumhuriyet'in getirdiği tüm değerler yok edilmeye çalışılıyor. Yok edildi demiyorum. Onlar Cumhuriyet'i yok edemezler. Çünkü buna müsaade etmeyecek. Milli eğitimimiz oyuncak oldu. Her yıl bir operasyonla sistem bitkisel hayata sokuluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin layık sosyal hukuk devlet düzeni bozulup vatandaş mürgede sorgulamaz, iptal, hatta aptal tüketici hale getirilmek isteniyor. Bir dakika, orada bir duralım. Milletimizin zeki ve çalışkan olduğunu hala mı öğrenmedin? Ey tiran, bunu sana öğreteceğiz. Milli bayramlarımız sıradan günler haline getirilip unutturulmaya çalışılıyor. Cumhuriyetimizin temel kazanımları yok edilerek yeni bir düzen kurmaya çalıştıkları artık aşikardır. Buna yeni Türkiye diyorlar. Bu, Cumhuriyet'in temel kazanımlarına karşı bir karşı devrim çabasıdır. Çaba olmaktan da öteye geçemeyecektir. Bu karşı devrime dur diyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halkıyla birlikte kurduğu Cumhuriyet'in temel değerleri bizim iktidarımızda sanki dün kurulmuş gibi yaşatılacaktır. Cumhuriyet ve Cumhur'a sahip çıkacak, hak ettiği değer verilecektir. Çözüm süreci yalanı ile yabancı devletlerin Orta Doğu için hazırladığı senaryonun taşeronluğunu yapar hale geldik. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Türkiye Cumhuriyeti üzerinde ayrılıkçı bir harekete izin verilmeyecek. Yeniden kardeşlik sağlanacak. Yeniden vatan toprağı bölünmeyecek. Bölünmesine müsaade etmeyeceğiz. AKP döneminde o kadar yolsuzluk, o kadar talan yapılmış ki hepsinden bahsetsem sabahlara kadar konuşmam gerekir. Ancak sözün burasında kaçak Aksaray'dan söz etmemek mümkün değil. Sarayın kaçak olmasının yanında bu milletin sarayıdır yalanı beni hem üzüyor hem kızdırıyor. Bizim iktidarımızda milletin parası çarşur edilerek yapılan bu kaçak saray, bozuk düzen ve hukuk tanımayan tiranların yaşam alanı olmaktan çıkartılıp, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da beyan ettiği gibi, dünyanın ilk 500 üniversitesi içerisinde yer alan ODTÜ'lü gençlere tahsis edilecektir. Hazır ol tiran, 2015'te hep beraber sadece iktidarı değil, kaçak sarayı da elinden alacak. Henüz çocukken Erdal Eren'in yaşını büyütüp asan zihniyetle düzeni değiştirdi diye 16 yaşındaki Mehmet Emin'i sınıftan alıp cezaevine götüren zihniyet aynıdır. Ve bu zihniyet hala iktidardadır. Utanmadan, sıkılmadan darbe edebiyatı yaparak insanların algılarıyla oynamaya devam ediyorlar. Dün ağababalarınız askeri darbe yaptı diye bugün siz sivil darbenin alasını yapıyorsunuz. Yaptırmayacağız. 2015 seçimleri sonucu bizim iktidarımızda bu baskı rejimi son bulup gerçek demokrasi egemen olacaktır.
Kira ödenenler 3 çocuk yapın diyor. Vatandaş bir çocuğa bakamazken şimdi 3 de yetmez. 4 yapın demeye başladılar. Kendi çocukları da yapmış. Kızlarını alamadılar. Doğum kontrolü vatana ihanettir dediler. Bilal kaç tane var Bilal'in? Soralım kendilerine. Çocuklarına da aynı nasihatı yapmışlar mı? Vatan haini olmayı demişler mi? Demişlerse çocukları pek dinlememiş. Ya da anlamamış. Baba sözü dinlemiyor. Ey tiranız ve zihniyetine biat edenler. Hiç korkmayın. Partimizin iktidarı sizi de huzura kavuşturacak. Değerli arkadaşlarım, AK Parti'nin bize bırakacağı bu ağır bilançoya rağmen Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında geleceğe umutla bakıyorum. Bu haksızlıklara, yolsuzluklara artık bir son vereceğiz. Haksızlık yapanlara yargı önünde hesabını soracağız. Bir yalan düzenine hep birlikte dur diyeceğinizden eminim. 2015 genel seçimleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hep birlikte güzel günlere yürüyeceğimize inancım sonsuzdur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Asıl olan millettir, toplumdur. Hayatım boyunca bu değerleri korumak için çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Bu sebeple onurlu ve daha özgür bir ülke için 2015 genel seçimlerinde 21 yıldır severek hizmet ettim. Partimin İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayım. Konuşmamı çok uzun tuttuğumda biliyorum ki tatil gününüzden zamanınızı aldım. Ama şereflendirdiniz, onur verdiniz. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili saygılarımla. Sayın İl Başkanımız Murat Karayalçın yoğun programından dolayı katılamadığını üzülerek bildirdi. Mesajında bölge milletvekili aday adayımız Kazım Bilgen kardeşim.